Enerji Bakanı bu 150 kW'ı aşanları vuran meseleye, elektrik faturalarının aşırı gelmesine bir açıklama yaptı. Bir ona bakalım, sonra bunun üzerinden hem sanayi hem vatandaş, mağdur olan herkesi bir burada bir ele alacağız. Kaç hanemiz 150 kWh'ın altında kalmış? Kaç hanemiz bu birinci kademenin üstüne çıkmış? Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Ortalama tüketim 140 ila 150 kWh arasında çıktı. Hakikaten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. Daha ilk aydayız, hatta ihtiyaç varsa tabii ki güncellenebilir. Bu arada size bir şey, medya dedikodusu fark etmişsinizdir belki. Karar almışlar iktidar. Kendi medyaları dışında boy gösterme yarışına girdiler. İşte Habertürk'te Enerji Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Cumhurbaşkanı NTV'de, yani sadece kendi şeylerine çıktı. Artık öyle değil. Neden acaba? Evet. İşte izah etmeye ulaşamıyorlar da o yüzden. Ulaşamıyorlar. Hayır, zamları falan izah etmek. Tamam. Şimdi aynı enerji bakın. Var. Dünyanın parasını döktükleri, kamu bankalarından ödenmeyeceği, geri ödenmeyeceği belli olan milyarları harcadıkları medya talimatlı şeyleri hiçbir işe yaramıyor arkadaş. Kimse seyretmiyor onları artık. Evet, şimdi kendileri çalıyorlar, kendileri söylüyorlar. Ekran da değişmiyor çünkü. Kendileri yani çalıyorlar, kendileri söylüyorlar. Ben gazetecilik hayatımda böyle bir şey görmedim. Cumhurbaşkanı prompter'dan okuyor. Gazeteciler de diyor ki bu sorunun cevabıydı galiba diyor. Yani böyle de bir durum var. Şimdi Enerji Bakanı'na geldik. Enerji Bakanı, aynı Enerji Bakanı Meclis Plan Komisyonu'nda Türkiye enerji şeyi çekmeyecektir, arzı çekmeyecektir dedi. Şimdi de böyle bir şey diyor. 150 kW'ı aşanları kademeli şeyden bakacağız, tespit edeceğiz. Ona göre bir şey alacağız. Tabii bunun içinde vatandaş, sanayi tesisleri şu anda perişan durumda. Elektrik faturaları şu anda belki de hani o taraftan İmamoğlu tartışması, bu taraftan kar tartışması, bu taraftan bilmem ne, ama asıl gündem tamamen elektrik faturalarına sıkışmış durumda. Yani şu anda elektrik faturaları belki de 2022'ye girdiğimizde vatandaşın da yani kabusu, sanayicinin de kabusu, herkesin kabusu olmuş durumda. Nasıl sıkılma şey olmasın, sıkışmasın? Deniz. Bizim diş kliniği yani hani ortalama iki katlı falan bir yer. 22.471 lira fatura gelmiş. 22.000 lira. Evet. Dişçiye. Evet. Kaç geliyormuş? Yani geçen şeyde 20.000'in altındaymış. Bu muayene fiyatlarına yansıyacak tabii. Tabii. Sonra. Her şeye yansıyacak. Yani mesela yani, bu örnekte. Bir bakkalın elektrik faturası neye yansıyacak? Tabii. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela hani bir ayda 150 kWh deniyor ya şimdi okumaya gelen firma 30. günde gelmiyor. 35-40. günde geliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen bir ayda 150 kWh'ı geçmiyorsun belki ama 1,5 ayda geçiyorsun. 30 günde geçmiyorsun, 31. günde geçiyorsun. Mesela onu o zaman şimdi onun ne gün okunduğu faturanın çok hassas bir mesele haline geliyor yani. Elektrik Mühendisleri Odası bu konuda bir çalışma yapıyor. Bunu belki bizi izleyenlere duyurmak lazım. Faturaları şey yapıyorlar, inceliyorlar. O 30 gün, 35 gün vesaire. Örnek faturalar üzerinden, evet, değil o mi? O tarife atlatan şeye dava açması için vatandaşlara yardımcı oluyorlar. Yani siz 30. günde 150'nin altındasınız. Yani bu şey sürekli vatandaşa bir yükümlülük, bir yoğun, devamlı şey peşinde koşmak zorundayım. Hakkını ay faturamdan aramak bir şey mi falan, fatura peşinde koş. Ay bilmem tabii ne görüntümü nerede tabii paylaştılar, hadi koş. Ya devamlı bir sen üstüne ne diyorsun, devletin buradan yükümlülük. Ben arabayla şey Ankara'ya gidiyorum. Tabelalar, devletin koyduğu tabelalar orada rahmetli Özal'ın yaptırdığı normal otoban varken 70 liralık otobana yönlendiriyor. Yani yanıltarak. Bir anda kendini paralı yolda buluyorsun. Bu Deniz'in söylediği olay tuzak. Vatandaşa tuzak kuruluyor. Tabii ki tuzak. Ankara'ya ben geçen tabii bir arkadaşımız kendini Kocaeli'nin dağlarında bulmuş. Çok gazeteci güzel arkadaşımız. Ya gerçekten. Çünkü neye uğradığımı şaşırdım diyor. Ben buraya nasıl düştüm, nasıl geldim? Tabelaları izleyerek. Bir arkadaşımız tabelayı izleyerek şeyden Osman Gazi Köprüsü'nden Bursa'ya geçip Bursa Eskişehir ya, üzerinden Ankara'ya geldi. Bunları duydukça insan şişiyor. Tanrılar Çıldırmış Olmalı diye bir film vardı. Film boyunca koşan Niko Bey'e çevirdiler bizi ya. Hatırlayın o küçük çocuk var ya, Niko Bey devamlı koşuyordu, devamlı. Otobanda devamlı giden bir araba. Niko Bey'e döndük. Ha bu arada o gece biz konuşmuştuk ya, onu da bugün öğrendim. Yılbaşı gecesi o hani 5 dakika kala durdurdular vesaire. Onların şirketlere hem
o paraları iade etmeleri için talimat verilmiş hem de ağır bir ceza kesilmiş. Karayolları Genel Müdürü tarafından. Evet. Yani biz burada o gece bayağı üstünde durduk ya. İşte medyanın önemi bu yani. Bağımsız medyanın önemi bu. Şey yapmışlar yani. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü o gece oradan yani bekletildiği için o saatte geçen bütün araçlara geçiş ücreti iade edilsin ve bu şirketlere de ceza kesilsin diye talimat vermişler ve kesilmiş de bir ceza. Evet. Şimdi bir de elektrik faturasında bir de şu var. Yani vatandaşlardan da bu şikayet geliyor. Ben de ya sayaç okuma parası. Şimdi benim kapıma gelen adam zaten elektrik şirketinden bununla ilgili maaş alıyor. Bir de benden fatura olarak sayaç okuma parası alıyor. Bir de o almıyor onu. Bence çalışanı şey yapma. Neyse yani şirket alıyor. Absürt. Yani burada başka bir şey. İşte bir de özelleştirince ya güzelleşmiyor. Ben Fox'un bir çalışanıyım. Yıllarca benden TRT kesintisi aldılar. Rakibime para veriyorum ya evimde kullandığım şeyle. Kalktı galiba. Kalktı ama yıllarca aldılar. Evet. Yani bu ne? Yıllarca benim bir rakibim, piyasada rakibim olan bir şeyi benim evimde kullandığım faturadan elektrik şeyi aldılar yani. Eskiden çünkü elektrik tüketiminin önemli bir kaynağı televizyondu. Evet. Ve tek kanal vardı. O dönem böyle bir ihtiyaç vardı. Yani bu çok kanallıktan elektrik sonra elektrik işi müthiş bir iş. Yani şu an faturalar başka bir şeye evrilmiş durumda. Ve 2022'de bana göre damga vuracak bu fatura. Orada evet, mesele öyle. Sadece fatura meselesi değil. Çok büyük şeyler dönüyor. Yani iletim... Ne dönüyor? Ya dağıtımcılarla üreticiler arasında kavga var. İletim hattı devletin elinde. Devletle üreticiler arasında şeyler var. Yani, rant kavgası mı? Tabii ki. Ya mesela... Ya ısrarla diyorlar ki sabah yaz saatine geçilmemesi enerji tasarrufu sağladı. Hayır kardeşim, o saatte sabahın köründe kalkıyorsun. Normalde kalktığında aydınlık olan şey karanlık olduğu için elektrikleri yakıyorsun. Tabii. Şey elektrik harcaman artıyor. Neden? Çünkü pik yapıyor. Elektriği depolamadığın için anlık satışların tabii miktarı önemli. Berat anlık, Albayrak'ın Enerji Bakanlığı sırasında alındı bu. Tabii kadar. Anlık talep önemli. Anlık talep yüksekse fiyat da yüksek oluyor. Ve mevcut Enerji Bakanı da daha yakın bir zamanda değişiklik yapılmayacak dedi. O çocuklar karanlıkta gidiyor diye çok haklı şikayetler gidiyor ya. Çok yakın bir zamanda değişmeyecek yani dedi. Yani tasarruf sağladığını iddia ediyor. Çamaşırları gece mi yıkayacaksınız? Yani üç şeyli tarife yıkayacağız diyeceksin. Üç tarifeli kadın erkek doğru. Katılıyorum.